dereotlu kek, 3 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, yarım demet dereotu, 250 gram beyaz peynir, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 paket kabartma tozu, 2,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz. Üzeri için 3 yemek kaşığı çörek otu. İlk tarifiyle başlıyoruz. Dereotlu kekimizi şimdi yapacağız. Hı hı. Ben dereotlu beyaz peynirli annemin bir poğaçası vardır. Onu çok severim. Çünkü böyle hani kahvaltıda çok güzel oluyor. Böyle beş çayın da yanına evet, çok güzel oluyor. Evet, onu da mesela yapacağım. Hiç kek versiyonu hiç yemedim. Poğaçasına bayılırım güzel, ama. Poğaçası da çok güzel. Evet, bence de çok güzel. Dereotu girdiği zaman güzel. Bir de beyaz peynirle buluşunca. Ben çok beğeniyorum. Evet, değil mi? Kesinlikle öyle. Aynı misafir geldiğinde de aslında pratik bir tarif olabilir değil mi? Evet, olabilir tabii. Hadi başlayalım. Ne tamam. Yaparız? Nerede evet. Başlayalım? Öncelikle yumurtalarımızı kırıyoruz. Tamam. Tabii şimdi yumurtayla şekeri çırpmayacağız. Çünkü bu tarifin içinde şeker yok. Evet. Tatlı bir kek olmadığı aha için. Çırpıcı çıkartayım mı? Evet. Şuradan size zahmet. Şöyle yapalım. Evet. Yumurta kendi başına mı çırpacaksın? Yoğurtla mı? Yoğurdumuzu da ilave edeceğim. Hı-hı. Onu biraz daha çıkartabiliriz kablosunu. Tabii. Şöyle hı-hı yapalım. Yoğurdu da ilave edelim. Önce evet, yoğurtla başlayalım yumurtayı evet çırpıyoruz. Yoğurt da o kadar güzel gözüktü ki. Evet. Değil güzel mi görünüyor. Şöyle yapalım. Evet, başlıyorum ben. Tamam. Sonrasında dereotlarımızı isterseniz doğrayayım siz mi yavaş tamam yavaş doğrayın. Hemen şöyle doğrayayım. Hepsi fazla mı gelir? Hepsi fazla değil gelir mi? Sanki biraz daha evet şuralardan alsam. Yarısı peynirimizi yeterli olacak peynirimizi ben gibi yavaş yavaş kırıp duruyorum. Tamam. Ellerimiz temiz tabii ki. Ellerimizi yıkadık öyle başlıyoruz evet işe. Mutfakta sana yardım eden kimse var mı evde? Kızım yardımcı olur arada. Arada ne yapıyor? Evet, sever. Kurabiyeyi çok seviyor. Kurabiye mi? Evet, annelerle tırtıl kurabiye. Tırtıl mı? İşte evet, şey olsun, kahve çekirdeği, onlara bayılıyor. Çırpıcıyla devam mı edeceğiz, spatula ile mi karıştıralım? Hı-hı. Ne dersin? Yağımızı da hemen koyuyorum. Şöyle yaptık. Hızlı başladık bugün yine, pratik bir tarif çünkü. Yağımızı da ekleyeceğiz. Aslında mesela dereotlu beyaz peynirli poğaçadan çok daha kolay. Çünkü onda gene bir hamur açıyorsun, yoğuruyorsun. O biraz daha zahmetli. Bu daha da kolay olacak hanımlar için. Yani yaptıktan sonra bence her şey kolay. Kolay. Evet. Hayır bir de yeni mutfağa İyice girenler olduktan oluyor. Ha, İlk tabii, 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 yemekleri. Tabii. Kaçıyorum sıçraması. Evet biraz sıçramasın ama dikkat edin. Şöyle yaparsak yeterli olur bence. Tamam. Şimdi unumuzu ilave edip bayağı bütün malzemeleri aynı kapta karıştırıyoruz. Hemen veriyorum. Ölçerek koyalım. Unu ölçerek ki koyalım. Evet tamam. Hanımlara kolaylık olsun. Oğlan mutfağa giriyor seni. O yardıma girer. Öyle pek bir şey yaptı ama böyle bazen onları Kurban Bayramı'nda falan kıymanın başına, etin başına alıyorum yardım etsinler biraz diye. Biraz sokmak lazım çocuklara mutfağa. Çok pazar günleri eşim yardımcı olur sağ olsun. Ay ne kadar güzel. Evet. Yani şimdi, mutfakta yardımcı olan eşler favorim. Yani böyle hazır bir şey yapamaz ama bu arada onun üzerine kabartma tuzumu da ekliyorum. Biraz da tuz alacağım. Tuz alalım. Evet, olmazsa peynirimizde olmaz. Tuz vardır. Biraz da tuz ekleyelim. Tamamdır. Tekrar bir karıştıracağız. Evet. Bunu şimdi böyle yedirip, yapıyorum ki sıçramasın evet diye. Ben de öyle size de şey diye olmasın. Tamam bu kadar. Şimdi kalıplarımızı koyalım. Bayağı artık kalıba dökme vakti. Tepsimizi evet de alalım arkadan. Tepsimizi de alalım. Ben yine bunu gerçekten böyle bir yedireyim. 3-5 dakikalık bir tarif. Çok kolay. Çok kolay ve çok lezzetli bir de tarif. Genelde elimizde olur. Peynirimiz bir vardır. Bir dereotu mutlaka vardır evde. O yüzden evet çok da böyle sizi zorlayacak, çok masraflı da bir tarif değil. Kabarma payını düşünüp mü koyuyorsun? Tabii ki. Tam doldurmuyorsun değil mi? Üzerlerine çörek otu koyalım. Ben mesela geçen dönem pasta kursuna gittim. Dediler ha, öyle ki boş zamanlarında değerlendiriyor senin tabii işini öğrenmek için. Tabii. Hatta öğretmenime de söyledim gelirken hocama anlattım. Dedim hocam böyle böyle. Ben dedim gidiyorum Pelin Hanım'ın programına katılacağım. Ne dedi?
Çok mutlu oldu. Çok sevindi. Siz dedi yaparsınız dedi sağ olsun. Ama tabii yani bir şey biliyorsunuz ama... Şimdi sadece yeni bir şey her meslekte şeyden... öyle ama bir şey bilmek yetmiyor. Bir de onu tabii, geliştirmek tabii, lazım. Tabii. Çünkü her işi kendi alanında gelişiyor. Herkesin farklı bir tabii. bilgisi olur yani. Bilginin fazlası olmaz. Başka kursları sever misin? Böyle el işi kursları falan yoksa sadece... Çok el işiyle işim yok. Hmm. Yani ama kızken gitmiştim evlenmeden önce gittim. Evlendikten sonra biraz hani genç yaşta anne olunca çoluk çocuk biraz... E tabii şimdi daha boşluğa düştük. Tabii şimdi çocuklar kocaman oldular. Küçük olsalar sıkıntı. E geliyorlar. Kendi yemeklerini kendileri yiyebiliyorlar. Koyabiliyorlar, hazırlayabiliyorlar. E zaten oğlum bütün gün yok lise öğrencisi olduğu tabii. için. Kızım sabahtan gidiyor, öğleden sonra yok. Böyle sırf yanımızda olsun diye çocukları aslında çok da bağlamamak lazım bulunduğunuz şehre. Nerede tabii. iyi bir gelecek varsa tabii. aslında oraya gitmeleri lazım. Yeter ki Allah iyi insanlarla karşılaştır. Evet, kendi başına kalmayı da insan öğreniyor. Ben Eskişehir'de okudum mesela. Eskişehir'e gittiğimde 17 yaşındaydım ve kendimi çekip çevirmeyi öğrendim. Yemek yapma ilk yemeğim patates yemeği mesela. Orada öğrendim. Kendi faturalarımı yatırmayı öğrendim. Bu önemli bir şey. O yaştaki gençliğe sorumluluk alıyorsun aslında. Bunlar tamam değil mi? Ay bir şey diyeceğim. Valla 2 dakikada sohbet ettik. Tarif bitti. Tarifimiz hazır oldu. İnanılmaz pratik. Evet. Şimdi dereotuyla süsleyeceğiz. Kekimiz oldu dereotu kekimiz. Şimdi fırına atacağız. Kaç derecede pişer sanırım? 180 derece iyidir. Tabii herkesin fırınına göre değişir. 20 dakikaya yeterli yakın olacak. Üstü kızarana kadar tamam. pişirdiğimiz takdirde yeterli. Hadi bakalım şöyle o zaman koyalım. Heh, tam ortaya. Evet tam ortaya koy.